Çok üşüdüm, çok üşüdüm, çok üşüdüm. Soğuk değil mi? Soğuk dediğimiz zaman böyle senin de aklında bir şeyler canlanıyor olmalı. Şimdi bu videoda da işte soğuk olan şeyler var Umut'cum. Biraz önceki videoda sıcaklar, bunda da soğuk olanlar. Şimdi hazırsan soğuk olan eşyalar, varlıklar, içtiğimiz şeylere biraz değineceğim. Tamam canım, sen de güzel güzel tekrarlarsan sevinirim. Soğuk bir içecek var burada. Adı da portakal suyu. Portakal suyu. Bu da bir içecek. Lıkır lıkır lıkır, biraz da asitli. Baban yine çok seviyordu galiba Umut bu içeceği. Kola. Kola. Sen pek yemiyorsun biliyorum ama biz annen baban yazın çok yedik bundan. Dondurma. Dişleri biraz üşütüyor değil mi? Dondurma. İşte bu da soğuk olmanın simgesi diyebilirim. Buz. Hani böyle üşüdüğümüz zaman da deriz ya, hava buz gibi olmuş. Ya da ellerimizi tutarız. Umut, ellerin buz gibi. Yani çok soğuk demek isteriz. Soğuk olduğu zaman genelde buz kelimesini çok kullanırız. Buz. Buz, buz dedik de bu da işte buz kelimesinden türetilmiş bir eşya aslında. Buzdolabı. Sizin mutfakta da var biliyorum ben. Lütfen bu videoyu izledikten sonra Bahar'a, annene söyle, olur mu? Nerede olduğunu göster. Buzdolabının içine neler konuyormuş bir bak bakalım yahu. Olmaz mı? Buzdolabı. Oy, soğuk deyince aklımıza o gelir aslında. Kar. Kar yağarken hiç bilmiyorum dışarıda kaldın mı Umut, ama çok soğuk olur. Üşürüz, böyle buz gibi olur her yerimiz. Soğuk deyince havada olan bir şey bu. Kar. Evet Umutcum, soğuk olan böyle nesnelere, içtiklerimize, kavramlara biraz baktık. Hepsi soğuktu, buz gibiydi değil mi? Şimdi bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda da soğuk mu, sıcak mı oyununu oynayacağız seninle. Anlaştık mı tatlım? Çok öpüyorum seni.